Recep'le nasıl tanıştın, nasıl evlendin? Ben Recep'e sosyal medyadan tanıştım. Tanıyor olabileceğin kişilerden gördüm. Ondan, ama hiçbir şekilde tanımıyorum. Ondan sonra dedim ki ben bu çocuğu eklemeliyim. Sen mi ekledin? Evet. Ben ekledim. Olabilir. Ondan sonra özgüvene bak. Ama aslanım, öyle eklemeliyim dediğimiz herkese ekliyor muyuz? Hayır. Ben bu çocuğu eklemeliyim diyorum. Her çocuğu eklemeliyim demiyorum. Ama tanımıyorsun. Hırlı mı, hırsız mı, neci? Sonrasını dinleyin bir isterseniz. Böyle yaptığınız büyük cesaret. Evet, çok güzel. Yani. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani örnek olmasın tabii bu kimseye. Ondan sonra işte ekledim, mesaj attım. Mesaj da attı. İlk adım atmış. Kız attı. Evlenme teklifi etseydim. Direkt evlenme teklifi etseydim bence. Evet, sosyal medyada. Eşeğlenme evlenir mi sadece? Ona da gelecek sıra. Eminim onu da yapmıştır bu. Ondan sonra mesaj attım. Merhaba dedim. Bana yüz vermedi. Cevap mı vermedi, yüz mü vermedi? Yüz vermedi. Soğuk konuştu. Sonra sesine kesin konuştu. Soğuk konuştu. Ne dedi? Böyle hiç gülmedi, etmedi. Doğru, adam tanımadığı bir insan olunca gülüp gülsün. Ondan sonra neyse, Bilal nasılsın, iyi misin, sen nerede oturuyorsun, şöyle böyle deyince dedim ki baktım bu çocuk benden etkilenmiyor. Dedim ki ben bu çocuğu nasıl etkileyebilirim? Bir sesimi duysun dedim. Belki etkilenir. Telefon numaramı verdim. Bir de telefon numaramı verdim. İyi cesaret ya. Çok iyi cesaret. Sence resimleri bence bu iyi bir cesaret değil. Tamamıyla kötü de olabilirdi sonra. Akıl kaybı yani. Tutulması. Akıl tutulması mı? Akıl kaybı mı? Yani normal bir hareket değil. Eşimle sosyal medyada tanışmaya laf ettiler. Rabia Hanım da sosyal medyadan tanışmıştı ama bunu söylemiyor. Benim sosyal medyadan tanışma laf ediyor. İlk önce kendini tartsın, öyle başkasına laf etsin. Sesimi duydu. Daha tabii kopamadı. Ne diyorsun? Bir olmaz. Evet, sesinden bir sesim. Benim sesim telefona çok güzel çıkıyor. Yine eminim, çok konuştun mu? Sadece telefon Sadece telefon çıkıyor. Saadet'in farkı. Dur, nasıl yaptın Saadet? Ne dedin telefonda? Etkiledi. Konuştun. Ne yap? Normal konuşma oldu. Hani önlerde oturuyorsun ya, şu bu işe konuşması oldu. Ondan sonra bakkalımızın oğlunun kınası vardı. Dedim ki yarın kına var, gel. Ben çok komik anlatamıyorum. Bakkalımızın oğlunun kınası vardı. Hayır, bir de bakkalın kınasına habersiz misafir çağırıyor. Bakkalın bundan haberi var mı? Güzeldi bu. Hanımlar haberi oldu tabii, durun da görün. Ondan sonra bakkalın kınası verdi annesi oğlunun. Dedim gel, gelemem dedi. Yorgunum, işten geldim. Resmen çocuk, bırak beni artık. Düş yakalım. Ha dedim, gelmiyor musun? Tamam, gelme. Trip attım. Aynen. Baktım hemen dibimde bitti. Oynamadı. Ondan sonra dedi ki Saadet dedi, ben ilk görüşte beni bir görmüş, gözlerime bir vurulmuş aslanım, bir vurulmuş. Aslında o gözleri fotoğraftan da görebilirdi. Canım, fotoğraf farklı, yanında elektrik farklı, sen de. Şimdi gözler için bir şey diyemem, güzel gözler. Ondan sonra işte biz arabanın önünde böyle duruyoruz. Bakışıyoruz sadece. Sadece bakışıyoruz yani. Ne konuşuyoruz, ne ediyoruz? Diyor ki sadece diyor, baktım diyor. Çok hoşuma gittin, çok güzeldin. Her neyse. Ondan sonra ben bunu kınaya götürdüm. Yani salona soktum. Zorla elinden tut. Çocuk kim? Bakkal demedi mi? Annem oradaydı. Ondan sonra o iki katlıydı salon. O balkon tarafında oturdu. Biz annemle aşağıda oynuyoruz. Yine oynuyoruz. Oynamamdan mı etkilendi? Böyle bana söyle. Oynamasından evlenmeye karar vermiş. Anneme dedim ki, anne dedim, bak dedim şu çocuk beni istiyor, benim olsun. Sen onu istiyorsun. Aslında kızı istemiş, farkında değil ya. Çocuk beni istiyor mu dedi. Evet. Ben çocuğu istiyorum diyememiş. Daha çocuğu ilk defa gördüm. Aynen. Çocuk da garibim geldi. Zorla. Yukarıda o, aşağıda bizi izliyor. Ben çocuğum de onu göster. Ben de gösterdim onu anneme. O da sonra kına bitti. Recep yukarıda oturuyor. Annem kapıdan çıkarken böyle sert sert bir baktı annem. Ondan sonra Recep böyle yüzünü bir çevirdi. Korktu herhalde çocuk. Ne yapsın? Herhalde. Çocuğu ne kadar zor. Çocuğundan değil, senden korkması lazım. Ondan sonra her neyse ertesi gün düğün.